İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 25 Mayıs 2023, Eczacıbaşı ilaç kapanış değeri 25 lira 42 kuruş. Eczacıbaşı eski arkadaşların hatırlayacağı üzere eski Buhur 25 oyuncularımızdan. Bugün akşamki güncellememizde tekrar Buhur 25'i aldık Eczacıbaşı ilacı. Şimdi kısaca teknik analizini yapmaya çalışalım. Teknik analiz artı takas analizi. Şimdi geriye doğru baktığımızda 200 ortalama civarı hep hissede destek olarak çalışmış. Örneğin şu bölgede ve yine şu bölgede. Şurada da yine 200 EMA'nın altı hemen görülüp sonra üzerine atmış. Dolayısıyla şimdi son durumda baktığımızda geçtiğimiz haftaki düzeltmede 200 EMA test edilerek 24-34 görülmüş. 200 EMA 24-24'müş. Yani çok yaklaşılmış. Buradan tepki gelmiş. Bu hafta yine baktığımızda 200 EMA çok yaklaşılmış ve buradan hafiften tepki çabası var. Özetle 200 EMA altında kalıcı olmadıkça orta ve uzun vadeli ana yükselen trendi bozulmaz diyebiliriz. Şimdi önce gösterge boyutunda bakarsak bizim orta vadeli göstergemiz 31,95 altında negatife dönmüş. Şurada görüldüğü gibi 31,95 altında negatife dönen göstergemiz şimdi aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Yani henüz olumluya dönmese de aşırı satım bölgesinde bulunması ve daha önce de göstergenin bu seviyelerindeyken hep tepki gelmesi bizi hissenin yani tekniğine çalışmamıza sevk etti. Dolayısıyla eğer önümüzdeki günlerde yukarı pozitif hareketler devam ederse bu kırmızı göstergemizin şu bölgede olduğu gibi pozitife dönmesini bekleyebiliriz. Şimdi önce olası negatif haber akışında ya da negatif endekste zarar kes seviyelerine bakalım. Kapanış 25.42 demiştik. Zarar kes seviyesi olarak 24.34 alabiliriz. 24.34 zarar kes seviyesi, bunun altında diğer destek seviyesi 22 lira 50 kuruş olarak alınabilir. 24.34 stop loss zarar kes. Bunun altında 20 lira 50 kuruş diğer destek seviyesi olarak izlenebilir. Eğer olumlu hareketler devam ederse kısa vadede 27-16 direnci önemli. 27-16 geçilirse o zaman diğer direnç 28-86 izleriz. 28-86'nın geçilmesi durumunda şu bölgede çalışan makas direncimiz var. Bu makas direncimize bakalım. Ortalama şu makasımızı alacak olursak aslında geride daha geniş makasımız var. Dolayısıyla biraz ortasını alalım. Zamansal kaymamızı yapıyoruz. Evet, 200 EMA'nın benzer şekilde hareket edeceğini düşünelim. Bahsettiğimiz 28.86 direnci geçilirse orta ve uzun vadede 38 lira 63 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 38 lira 63 kuruş. Yani buraya kadar gelen 40 direncin de görür diye düşünüyoruz kabaca. 38.63 makas direnç seviyemiz. Takas görünüme baktığımızda yani son gün takasında dönüş çabası var, toparlanma çabası var. Şu düzeltme yavan çıkışıyla gerçekleşmiş. Dolayısıyla burada günlük takas dışında yabancı satıcı olması gerekir. Evet, günlük takasta şu hareket Citibank'ın alımını gösteriyor. 772'ye 663 satıcılı 131 bin lot Citibank'ın alımı var günlük takasta. Halk yatırım, yatırım fonları, diğer alıcılar
En çok satıcı ünlü menkul. Haftalık takas 2,3'e 1,4 milyon. Yine satıcılar güçlü. Satım tarafında global menkul önde gelmiş. Ve Doçebank yabancı da var. Alım tarafında Ak Yatırım, İş Yatırım, Halk Yatırım ilk 3 sırada yer almış. Aylık takasta şu Citibank'ın satışı 1,7 milyon lotta görülüyor. En çok alıcı da İş Yatırım, Garanti, Philips Yatırım var. İlk 3 sırada. Yani özetle günlük takas olumlu. Günlük takas dışındakiler henüz olumluya dönmemiş. Bahsettiğimiz yukarı yönlü hareketler ya da dirençler kırılırsa o zaman takasta haftalık ve aylık takasta da olumlu görünüm beklenebilir. Toplam takasın %67,61'i ilk 5 kuruma ait. Yani takas toplu sayılır. Birinci sırada İş Yatırım var. İkinci sırada Citibank yabancı var. Takas görünümde özetle bu şekilde gençler. Evet, Eczacıbaşı ilaç için bugün sadece teknik olarak baktık. Her şey gönlünüzce olsun gençler. İyi akşamlar.